أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم واشتقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Bugünkü sohbete öncelikle hadis-i şeriften başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İn ahbebtum en yuhibbekumullahu ve rasuluhu. Allah ve Resulünün sizi sevmesi hoşunuza gider mi? Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin hoşuna gitmez? Allah sevecek, hem de Resulü sevecek. Herkesin hoşuna gider bu. İyi de Allah ve Resulünün bir kişiyi sevmesi için neleri yapması lazım o kişinin? Bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyden bahsediyor. Onlar üzerinde duracağız biraz inşallah. Birincisi, فَاَدُّوا اِذَا اَتُمِنْتُمْ Size bir şey emanet edildiği zaman, onu ne yaparsınız? Ona sahip çıkar ve istediğinde emaneti verene teslim edersiniz. Birincisi bu. Birincisi daha doğrusu ne? Emanete sahip çıkmak. Yani Allah ve Resulünün bir Müslümanı sevmesinin birinci şartı ne? Emanete o Müslümanın sahip çıkması. Şimdi emanet deyince bunun kapsamı geniş. Evet, biri size bir mal bıraktığı zaman, emanettir yanında bunu benim adıma koru dediği zaman, o emanettir. Ama sadece o emanet değil ki. Emanet olan daha birçok şey var. Mesela bir köyün muhtarısınız. O köyde sorumlu olduğunuz şeyler var. Onlar size emanet. Kaymakamsınız. İlçe size emanet. Valisiniz. İl size emanet. Devlet başkanısınız. O devletin tebaası size emanet. Bunlar hep emanet kapsamı altında değerlendirilen şeyler. Peki bize asıl emanet ne? Bunların yanında bize bir de asıl emanet var. O da nedir? İlahi emirler. Yani Kur'an içerisindeki tüm ahkam bize emanettir. Müminlere emanettir. Bakınız Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna al-emanete ale's-semavati vel-ard. Biz diyor Allah Teala göklere ve yeryüzüne vel-cibal ve dağlara ne yaptık? Teklif ettik. Neyi? Arz ettik yani. Emaneti. Biz emaneti göklere
yeryüzüne ve dağlara arz ettik. Bu benzetmede Mevla Teala bizlere müfessirlerin yorumuna göre hakikaten insanın gözünde çokça büyük olan, büyük görünen semavat gökler, yeryüzü ve dağlar hakikaten bize çok büyük görünür, değil mi? Evet. O büyük gördüğünüz şeylere emaneti ne yaptık? Arz ettik, onlara teklif ettik. Emanetten maksat ne? Emanetten maksat Allah'a itaat ve ibadetler. Tüm bunları gökyüzüne, göklere, yeryüzüne ve dağlara arz ettik diyor Allah Teala, teklif ettik diyor bu emanetleri. Peki ne yaptı onlar? فَبَيْنَنْ يَحْمِلْنَهَا Bu emaneti yüklenmekten irad ettiler, kabul edemediler. Kaldıramayız dediler biz bu yük. Bu yük insanoğluna çok kolaymış gibi geliyor. Hiç de kolay değil. Şu anda Gazze'de can veren kardeşlerimiz bu emanet için can veriyorlar. Yani Kur'an ahkamının yaşanması için can veriyorlar. Ve zalimlerin de Müslümanlara saldırmasındaki tek sebep Müslümanların o emanete sahip çıkmalarıdır. Onun için istiyorlar bunu. وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا Bu saydığımız gökyüzü, yeryüzü, dağlar, o gözümüze büyüyen o kadar şeyler korktular bu emanetten. Bu emaneti üzerlerine almaktan korktular. Ya daha canı yok ki ne korkusu diyebilirsiniz. Bu temsildir. Bir yoruma göre. Bir yoruma göre Allah Teala onlara akıl verdi. Nereye? Gökyüzüne, yeryüzüne ve dağlara. Ve bu emaneti onlara teklif etti. Onlar teklifi kabul etmediler. Febeyne. Hayır dediler. Biz böyle bir yükün altına giremeyiz dediler. Ve bundan korktular. Ve hamelehe insanu. Bu emaneti insanoğlu yüklendi. Kabullendi ve yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Allahu Ekber. Allah Teala buyuruyor ki hiç şüphe yok ki insan çok zalim ve de çok bilgisizdir. Cehula, cahil. Ya koca göklerin, yeryüzünün, dağların yüklenemediği o emaneti yükleneceksin. Ondan sonra da ona sahip çıkmayacaksın. Zalim değil denesin. Madem bu vazifeyi yüklendin, öyleyse vazifenin gereğini yerine getireceksin. Yani şeriat ahkamını, Kur'an'ın içerisindeki ahkamı yaşayacaksın. Etrafında olanlara yaşatacaksın. Ve gerektiğinde bu uğurda canını da malını da feda edeceksin. Çünkü senin yüklendiğin bu emanet çok büyük bir emanet. Ancak bunun sana sağladığı fayda çok ama çok daha büyük. Neden? Dünya hayatı, Bismillah, فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَتَقْدِمُونَ İnsanların ölüm vakti geldiğinde ki onu takdir eden Allah Teala'dır. Kiminin azdır, kiminin çoktur. Biz hikmetini sorgulamayız. Çünkü o ömrü takdir eden Allah Teala'dır. İnsanların ömrünün sona ermesi de Allah Teala'nın o takdir ettiği günün gelmesiyledir. Dolayısıyla biz insanların ecelini takdir ettik diyor Allah Teala. Onların o eceli geldiğinde ölmeleri ne bir an sonraya bırakılır, ne bir an önceye çekilir. O vakitte o teslim edilir. Emanet Allah'a teslim edilir. Ne mutlu o kişilere ki o emaneti ne için taşıyor idiseler o yolda kullananlara. Yani İslam'ı hakkıyla yaşayanlara ne mutlu.
Ne güzel şey bu. Allah'ın ne büyük bir ikramıdır bu yahu. O iman ki ilahi ne büyüktür. İmansız paslı yürek sine de yüktür diyor Akif. Peki Allah Teala buyuruyor. Ve entumul alevne in kuntum mu'minin. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz. Sizden daha üstünü yok. İnanan kim ise sosyal konumu ne olursa olsun inanmayanlardan çok ama çok daha üstündür. Dünyada değer vermiyorlar ona, bir şeysi yok. Hiçbir önemi yok. Önemli olan dünyadakilerin değer vermesi değil, yaratanın değer vermesidir. Dünyadaki sana değer verse ne olacak? Dünyada yaşadığın hayatı belki daha rahat bir şekilde yaşayacaksın. Ne kadar? Sonu var değil mi? Elbette var. Adem Aleyhisselam 960 sene yaşadı. Nerede şimdi? O da ahirette. Yani ne kadar yaşarsan yaşa öleceksin. Nitekim hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Uşma şi'te fe inneke meyyitun. Ne kadar yaşarsan yaşa öleceksin diyor. Velzim maşi'te fe inneke mufariquhu. Ne kadar şeyi kendine gerekli sayarsan say, ayrılacaksın. Dünya bu. Yani dünya hayatında ebedilik yok, sonsuzluk yok. Bir şekilde yok olacağız hepimiz. Vakti geldi mi dünyadan göçeceğiz. Sadece biz mi? Tüm canlılar. O mu? Cansız olan tüm varlıklar. Kıyametten bahsedeceğiz inşallah biraz sonra. Vaktimiz kalırsa. Dolayısıyla bu denizler, bu dağlar, bu yeryüzü her biri birbirine çarpılacak, toz duman olacak. Mevla Teala her şeyi yok edecek. Onun için ahiret hayatı bir Müslümanın gözünün önünde olması gerekir sürekli olarak. Ki dünya hayatını Allah Teala ondan ne şekilde yaşanılmasını istiyorsa öyle yaşasın. Hazreti Ali bu sabah mektubatta şöyle dedi. Gerçi mektubattan değil, Risale-i Kutsiye'den. Radiyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ya soruyor. Sen bu kadar büyük makamı nasıl elde ettin? Nasıl? 5 şey söylüyor. Bir tanesini söyleyeyim. İnsanlar dünya için çalışırlar. Dünyadayken. Ahiret için çalışanlar da ahirette cenneti elde etmek için çalışırlar. Ben ikisi için de çalışmadım. Sadece Allah benden razı olsun diye çalıştım. Bu muazzam bir şeydir. Tasavvufta tasavvuf ehlini 2 kısma ayırırlar. Bir ebrar kullar, bir de mukarrabin kullar. Ebrar kullar yapmış oldukları ibadetleri ahirette cennete gidelim diye yaparlar. Oradaki nimetlerden istifade edelim diye yaparlar. Onların ibadet yapışları bundan dolayıdır dünyada. Bu da güzel bir şey. Kötü bir şey değil ki. Ama mukarrabin kullar. Yaptıkları ne olursa olsun tek bir şey için yaparlar. Nedir o? Allah'ın rızası. Allah razı olsun diye yaparlar. Eski büyüklerin meşhur sözüdür. Narın da hoş, nurun da hoş derler. Yani Allah'ım senden gelen ateş de güzel, senden gelen nimet de güzel. Değil mi ki senden geliyor? Mesele yok. Onlar ayrım yapmazlar Allah'tan gelecek azap ile Allah'tan gelecek nimet arasında. Niye? Çünkü onların tek bir derdi var. İkinci bir dertleri yok. Nedir o? Allah'ın rızası. Hatta İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu mektubatında diyor ki, mukarrabin kullarda cenneti talep ederler.
Ancak onların cenneti talebi oradaki nimetlerden dolayı değil. Ya Allah'ın rızası cennette, gazabı cehennemde. Gazabından korkar, rızasını isterler. Cenneti dahi ondan dolayı isterler. Dolayısıyla biz diyor Allah Teala, emaneti göklere, yeryüzüne, dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Emanet Allah'a itaat ve ibadetlerdir. Onlar bunları yüklenmekten iraz ettiler. Kabul etmediler bunları. Hatta korktular. Ama insanoğlu bu emaneti kabul etti. Onun için diyor ki Allah Teala kabul etti ama ne hikmetçe insanların çoğu nefislerinin peşinde şeytan aleyhillanenin söylediğini dinlemekte. Yani emanete hakkıyla sahip çıkmıyorlar. Onun için Mevla Teala ayet-i kerimeyi "İnnehu kâne zalûmen cehûlâ." İnsanoğlu çok zalim ve çok cahil, bilgisizdir diyor. Yüklendiğinin farkında değil. Öyle muazzam bir şey yüklendi ki onun hakkıyla farkında değil maalesef. Tabii ki Mevla Teala bu yükü insanoğluna yükledi. Niye? Bir sonraki ayeti kerimede Allah Teala Bismillah لِيُعَدِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Allah Teala münafık erkeklere, münafık kadınlara, müşriklere, Allah'a şirk koşanlara, erkeklere ve şirk koşan kadınlara tattırmak, onları cezalandırmak için وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Müminlerin, erkekleri ve kadınlarının tövbelerini kabul etmek için. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Hiç şüphe yok ki Allah Teala çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyendir. Yeter ki insanoğlu Allah Teala'dan hakkıyla bağışlanmayı istesin. Mevla Teala hiç kuluna, şair öyle diyor, hiç kuluna eziyet eder mi hüdası, kulun çektiği kendi cezası? Yani insanlar olarak, özellikle de Müslümanlar olarak, yeryüzünde iman gibi muazzam bir nimet bizlere nasip olmuşken, biz o nimetin gereğini, şeriat-ı garrayı, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı bir hakkın yaşayarak karşılığını ödememiz gerekirken, maalesef hayatımız Müslümanın yaşaması gerektiği, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın yaşadığı hayat değil yahu. Değil. İbadetlerde tamam, bir şey demiyorum. Ama onun dışındaki hayatımızın diğer işlemleri İslam'a uymuyor. Maalesef uymuyor. Aha dün akşam. Kıyamet kopmuştur belki de bu ülkede. Bizim haberimiz yok. Ama insanlar kıyameti kopardılar yılbaşı diye. Allah muhafaza eylesin. Nasıl bir felakettir bu yahu? Filistin'de Müslüman kardeşin katledilirken sen burada eğer yılbaşını kutlayabildiysen yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun. Dolayısıyla bize emanet edilen nedir? Şeriat-ı Garra'dır. Yani Allah Teala'nın insanoğlunun yeryüzünde yaşaması gereken ahkamın bütünüdür. Bize emanettir. Biz bu emaneti korumak zorundayız. Mecburuz ha. Allah Teala iman gibi bir nimeti bize nasip etmiş. Onun gereğini yerine getirmeyeceğiz de ne yapacağız Allah aşkına? Niye varız dünyada ya? Dünyada niye varız? Bunun için varız. Dolayısıyla şeriat-ı garra bize emanettir. Onunla yaşamak ve onu koruyup kollamak bizim birinci vazifemizdir. Artı onu bizden sonraki nesillere hiç tahrif edilmemiş olarak yaşadığımız hayat ile onu örnek alacakları şekilde aktarmak da
bizim vazifemizdir. Eğer bu emanete sahip çıkarsak ne mutlu bize. Hadis-i şerifteki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizi Allah ve Resulünün sevmesini istiyor musunuz? Bu sizin hoşunuza gider mi? Elbette gider. O zaman bir, emaneti eda edeceksiniz. Üzerinizdeki emanete sahip çıkacaksınız. Kafirler Allah'ın nurunu yeryüzünde söndürmek isterler. Ama hiç unutmayın ki, Bismillah. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Dolayısıyla yeter ki biz inanan insanlar olarak vazifelerimizi hakkıyla yapalım. Yani şeriat-ı garra'nın bize bir emanet olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ve ondan sonra gelen veli ve iman etmiş olan kulların korumuş olduğu şeriat ahkamını korumak tek gayemiz olsun, tek maksadımız olsun. Bundan asla taviz vermeyelim. Vermemeliyiz de. Mevla Teala bizleri uyandırsın bu konuda ha. Dolayısıyla Kur'an bize emanet. Onu canımız pahasına koruyacağız. Sünnet bize emanet. Onu canımız pahasına koruyacağız. Allah ve Resulü bizi sevsin istiyorsak yapacak olduğumuz bu. Hadis-i şerifin ifade ettiği de zaten bu. Şimdi bakınız. Hırsızlık İslam'da çok çirkin bir fiil olarak ifade ediliyor. Öyledir de. Peki bir adam düşünün. Hırsızlığı çalıştığı mekanda yapıyor. Bu insan çok daha lanetlenecek bir adamdır. Normalde hırsızlığın kendisi zaten kötü bir şey. Ama bunu tutar da bir de çalıştığı yere yapacak olursa o daha kötü bir şey. Neden? Çünkü o çalıştığı yerdeki her şey ayrıca ona emanettir. Emanete hıyanet de var burada. Ondan dolayı daha kötüdür. Bakınız, koruma, kollama anlamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka hadisini daha okuyalım. Bunu duymuşsunuzdur. An Nafi', an Umar, an İbn Umar, an Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Bu zatlardan rivayet ediliyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ela kullukum ra'in. Dikkat ediniz. Her biriniz çobansınız. Yeryüzünde olan her Müslüman çobandır. Neyin çobanı? Ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Ve her biriniz güttüğünüz sürüden mes'ulsünüz. İdareciysen idare altında olanlardan mes'ulsün. Birazdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunları biraz sayacak. Önce onları bir okuyalım. Fel emiru, devlet başkanı. Ellezâlen nas, insanlar üzere emir olan ki o devlet başkanıdır. Ra'in, o da çobandır. Ve o mes'ulun an ra'iyyetihi, tebaasından sorumludur. O ülkedeki tüm insanlardan sorumludur. Çok mesuliyetli bir iş. Haddinden fazla mesuliyetli bir iş. Ve racul ra'in, erkek çobandır. Ala ehli beytihi, ev halkının çobanıdır ya. Her evin erkeği o evdeki halkın çobanıdır. Ve mes'ulun anhum, ve o evde olanların hepsinden mesuldür. Sorumludur yani. Vel mer'etu ra'iyetun ala beyti baliha. Kadın da kocasının evinin çobanıdır ha. Ve velediha, çocuklarının çobanıdır. Ve ye mes'uletun anhum. O da o evin düzeninden ve çocuklardan mesuldür. Vel abdu ra'in. Hizmetkar. O da nedir? Çobandır. Neye dair? Alâ mâli seyyidihî. Kime hizmet ediyorsa onun malını korumaya dair çobandır. O mes'ulun anhu. Ela. Dikkat ediniz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ Her biriniz çobandısınız ve güttüklerinizden mes'ulsünüz. Ha. Mevla Teala bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Zor bir iştir bu. Bir savaştan dönülmüştü. Konu emanet. Bu savaşta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Savaşta şehit düşenler defnediliyordu. Onlardan birinin cenazesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun durumu iyi değil dedi. Müslüman değildir demedi ha. Ama durumu iyi değil dedi. Ashab hemen endişeye kapıldılar. Gittiler evine. Sordular ne yaptı bu? Ne etti de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söyledi? Evdekilerin dediği nedir biliyor musunuz? Bir savaştan alınan ganimetten, o ganimet savaşa katılan kişiler arasında taksim edilmeden önce eve çok basit bir şey onu getirmişti dediler. Başka bir şeyini bilmiyoruz. Az bir şey mi? Çok şey. Neden? Çünkü ganimet, o ganimetin sahipleri arasında taksim edilmeden önce nedir? Elinde olanların emanetidir. Emanet o emanet. O ganimin dediğimiz, ganimetten pay alacak olan kişilerin emanetidir o elinde olan kişiye. O da onlardan biriydi elinde olan kişilerden. Oradan çok cüz'i bir şeyi eve getirmişti dediler sadece. Emanete hıyanet oldu çünkü bu. Ya demek ki bir Müslümanın birinci derecede vazifesi Allah ve Resulü tarafından sevilmek istiyorsa emanete sahip çıkacak. İkincisine vestuku izâ haddestum konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. Yalan söylemeyin. Yalan konuşmaz Müslüman. Doğru söyler. Niye? Çünkü şu iki dudak arasında ne çıkıyorsa melekler bunu yazıyorlar yahu. Kimi kandırıyoruz Allah aşkına? Ve hepimiz biliyoruz ki ne yapıyorsak, ne söylüyorsak melekler bunu yazıyor. Doğruysa sevap olarak yazılıyor. Ama yalansa sana günah olarak yazılıyor. Artı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifindeki ifadesiyle Allah ve Resulünün sevmediği kişi oluyor. Konuştuğu zaman ne yapacak? Doğru söyleyecek. Evet, yalan söyleyerek belki dünyevi bir menfaat elde edebilirsin. Ama biraz önce de söyledik. Allah ve Resulünün sevgisini kaybediyorsun onun karşısında ya. Değer mi? Sana gelen menfaat ne olursa olsun değer mi? Çok büyük bir menfaat olsa bile sen dünyada ondan ne kadar istifade edeceksin ya? Kaldığın süre içerisinde istifade edeceksin. Ve gideceksin ahirete. O mal dünyada kalacak. Varisler onun üzerinde tepinecek. Sen yerin altında hesap vereceksin. İş midir? Bu akıllı adam işi midir ya? Akıllı adam kimdir? Ahiretine yatırım yapandır. Dünya ihtiyacın kadarına tamam. Helalinden kazan al. Tamam. Ama kendini helak edecek şekilde dünya için asla çalışma. Büyük zatlara bakınız. Hayatlarına bakınız. Birinci merhale onlar için ne olmuştur hep? En büyük düşman dünyadır. Dünya nedir? Dünya deyince aklınıza mal servet geliyor. Ben anlıyorum onu. Değil. Dünya nedir tasavvufta bilir misiniz? Kulu Allah'tan uzaklaştıran her şeydir. Ne olursa olsun. Bu ilim de olabilir ilim adamı için ha. Onu kendine gurur meselesi yapar.
kendisini Allah'tan uzaklaştırır, Allah muhafaza eylesin. O da dünya olur. Onun için Müslüman ne yaparsa Allah için yapacak. Ahiret için yapacak. Yani yaptığı şey kendisi için ahiret yatırımı olacak. O zaman kıymeti var. Yoksa ne kıymeti var Allah aşkına? Çünkü dünyada kalıcı değiliz. Dünyadan ayrılıp gideceğiz ya. Kalmayacağız bu dünyada. Ve inanın insanoğlu ne hikmetse pek yaşlanmıyor kendine göre. Halbuki yaş gitmiş ya. Hep bunu anlatırım. Gene anlatayım. Burada anlattım mı bilmiyorum. Rize'de okuduğum bir köy var. Raşil Bölükbaşı Hoca'nın oradan icazet aldım ben. Orada çok yaşlı insanlar vardı köyde. Tepede bir köy, dağ başı. Çok güzel havası var. Orada hocanın dedesi 95 yaşındaydı, ağaca çıkıyordu o tarihte. 95 yaşında ağaca çıkar mı ya? Adam hiç çeyreğe inmemiş. Artı balcı, bal üretiyor. Sofrasında bal, yoğurt. Hepsi de tabii. Nasıl dinç olmasın bu adam? Bizi bozan bu gıdalar oldu zaten. Öyle 87-90 yaşlarında başkaları da var. Yaz mevsiminde cumaya erken gelirlerdi. Bizim de medresenin tatiliydi cuma günü. Onları dinlemeye bayılırdım. Yaşlıları. Yanlarına sokulmaya gerek yok zaten. Bağıra bağıra konuşuyorlar çünkü kulakları işitmiyor. Uzaktan rahat rahat dinliyorsun onları. En yaşlıları Resul Hoca'nın dedesiydi. 95 yaşında dediğim gibi. Geçmişe dair bir mesele anlatıyor. Bakın insan yaşlanmıyor. Geçmiş tarihlerden bir hadiseyi anlatıyor. Oradan böyle 87-90'a yakın olan birisi dedi ki, sen o meseleyi unuttun ya. O mesele öyle değil. O mesele böyle. Sus dedi dünkü çocuk. Oo. Kendini hala 25 yaşında, onu da 15-16 yaşlarında zannediyor. İnsanoğlu yaşlanmıyor yahu. Ruhu yaşlanmıyor, öyle zannediyor. Ya halbuki ömür bitti be mübarek. Ne kaldı ömürden? Bir şey kalmadı. Halil Güneş hocam var. 5 sene fıkıh okudum ondan. Hastadır şimdi, evinde. Ziyarete gidiyorum ara ara. Dedi ki, ya dedi hoca efendi, bir bugün, şey estağfurullah, dün çok moralim bozuldu. Neden hocam dedim. Müftü olan bir talebem geldi ziyarete. Allah Allah, ne yaptı ki düşündüm içimden. Ne oldu hocam dedim. Bana dedi ki, hocam yaşınız kaç? 93 dedim. Oo, siz hocam dedi, 100 yaşını Allah'ın izniyle görürsünüz dedi. Çok fazla moralim bozuldu dedi. Niye hocam? Ya niye yüzde kayıtlıyorsun? Belki ben çok daha fazla yaşayacağım. İnsanoğlu ne hikmetse yaşamayı seviyor. Tamam yaşa ama İslam'a göre. Halil hocama Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. Gerçekten çok böyle dindar bir adamdır, onu söylerim. Dindardır çok. Tasavvuf ehli değil ama şeriat söz konusu oldu mu her şeyi bırakır. Öyle bir işidir. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ona da, tüm yaşlılarımıza da. Onun için insanoğlu hakikaten pek ölümü istemiyor. Tamam da be kardeşim. Hayatın sana fayda sağlıyor mu, sağlamıyor mu? O önemli. Yaşa, çok yaşa. Ama ve lakin Allah'ın istediği gibi yaşa. Yoksa yaşadığın süre içerisinde kaybedenlerden oluyorsan, 100 sene, 200 sene, 300 sene yaşasan ne kıymeti var Allah aşkına ya? Demek ki hadis-i şerifte ikinci olarak neyi demiştik? Biz yan konu olarak buna geçtik. Konuştuğu zaman doğru söyler, yalan söylemez. Eğer bir Müslüman kendisini Allah ve Resulünün sevmesini istiyorsa, konuştuğu zaman doğru söylesin, yalan söylemesin. Üçüncüsü neydi hadis-i şerifte? Üçüncüsü de, وَاَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ Allah Allah. Kişinin komşusuna iyilikte bulunmasıdır. Ona güzel komşuluk yapmasıdır.
Bu hakikaten çok önemli ha. Yani komşularınızın haklarına mutlaka riayet edin. Kendimden misal vereceğim bunu ama misal olarak algılayın. Bir tarihte karşı komşum dedi, hocam ben memlekete gidiyorum. 2-3 ay kalacağım dedi. Allah selamet versin dedim. Gitti memlekete. O arada zannediyorum bir ay sonra elektrik faturaları geldi. E komşunun da geldi. Kendisi yok burada. Ne yapayım dedim. Yatırayım bunu da bari. Cezaya girmesin komşunun faturası. Yatırdım. Adam 2-3 ay demişti ama böyle bir buçuk ayı bulmadan geldi. Dedim buyur, bu elektrik faturası senin. Sen köydeydin, ben yatırdım onu, fiyatı bu kadar. Allah razı olsun hocam dedi. O kardeşimiz Malatyalıydı. İnanır mısınız? Onların yaptığı bir güzel yemek var. İçli köfte var. Ne zaman yapsa getiriyor. Ya oradan taşınana kadar kiracıydı o. Bana öyle yemek getirdi ya. Reddedemiyorsun. Yani sen kendi üzerine düşen vazifeni yap, gerisini bırak. Allah Teala'ya hiçbir şey gizli kalır mı? Kalmaz. Hoş, ben o bana içli köfte yapsın diye vermedim, onun faturasını yatırmadım. Ben sırf komşudur, hakkıdır diyerekten yatırdım. Ama bakın o adam da kadru kıymet bildi demek ki. İnanın en az 2-3 sene böyle haftada bir de seviyorlar onu, içli köfteyi. Yaptım, illa getiriyor bana. Etme diyorum, yapma diyorum, olmaz hocam diyor. İkram alacaksın diyor. Mecbur alıyorsunuz. Dolayısıyla komşularınızın haklarına hakikaten riayet edin. Gerçekten hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala komşu haklarına dair o kadar çok şeyler ifade buyurdu ki bize, ben korktum komşu komşuya varis olacak diye. Bu kadar önemli. Dolayısıyla ahirette seni komşundan soracaklar. İyi rapor çıkarsa ne mutlu sana. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. وَعْبُدُ اللّٰهَ, Allah'a ibadet edin. Allah'a ibadetten maksat nedir? Bunu her yeri geldiğinde söylüyorum. Allah'a ibadet, Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmanın manası Allah Teala'dan gelen tüm ahkamı bir, kabul etmek. İki, o ahkamı yaşamaktır. Allah'a ibadet budur ha. Ve la tüşrikû bihi şey'en. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayınız. Bakın ibadetin hemen peşinde şirk meselesi gelir. Birçok ayette de bu vardır. Neden? Çünkü o ibadet, vahbudullah, Allah'a kul olun, başka bir şeye kul olmayın demektir ve la tüşrik. O ne demek? Allah'ın sizin için peygamberine göndermiş olduğu ahkamı önce kalben tasdik edin, ondan sonra da hayatınıza uygulayın demektir. Dolayısıyla o ahkamın dışında beşer aklıyla ihtiyat edilen, nefse tabi olarak akılla ihtiyat edilen o ahkamı bırakın. O Allah'a şirk koşmaktır çünkü. Sizin yaşayacak olduğunuz ahkam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen ahkamdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ahkamdır. Ve onu yaşarsanız Allah'a kul olmuş olursunuz. Allah'ın ilahlığını tasdik etmiş olursunuz. Ve kulluğunuzu da ikrar etmiş olursunuz. Ama siz tutar da akıllarını nefislerine tabi kılanların ortaya koymuş olduğu izim diye günümüzde biten ne olursa olsun, adına ne derlerse desin, o sistemlere tabi olursanız, o ahkama tabi olursanız Allah'a şirk koşmuş olursunuz. Allah muhafaza eylesin. Ve bil valideyn ihsana, anne babaya iyi davranın. Bu gençler için çok önemli. Ana babaya iyi davranın. Adamın babası hastalanmış.
tekerlekli sandalyede onunla götürüyor onu. Daha doğru çıkarıyor babasını. Niyeti kaza şüşü verip onu oradan yuvarlamak. Çıkarken bakıyor ki baba kıyıya doğru yanaştırıyor beni. Oğlum burası değil diyor. Ne baba diyor, ne burası değil. Ben babamı buradan değil şu yukarıdan aşağı atmıştım. Ya eğer sen ana babana iyi davranmazsan senin neslin de sana iyi davranmayacaktır. Ha bu onun misalidir. Ya ve bizil kurba akrabaya iyi davranın. Vel mesakin bir fakir var bir de miskin var. Fakir zekat verecek kadar parası yok ama var biraz parası. Miskin yoksul demektir. Hiçbir şey yok. Onlara da iyilikte bulunun. Ve yaricil kurba yakın komşuya da iyilikte bulunun diyor Allah Teala. Bakın. Ve yaril cembi uzak komşuya da iyilikte bulunun. Yani komşunuzsa birisi yakın uzak hepsine iyilikte bulunun diyor. Ve sahibi bil cembi yakın arkadaşa da iyilikte bulunun. Ve ibn-i sebil yolda kalana da iyilikte bulunun. Adam yolda kaldı. Kalamaz mı? Kalır. Yanına da para almadı. Hatta zekat bile alması caizdir. Zengin de olsa ha gideceği yere kadar zekat bile alabilir diyor kitaplar. Niye? Yolda kaldı adam. Ve mâ meleket eymanukum. Ellerinizin altında bulunanlara da iyi davranın. İnnallâhe lâ yuhibbu men kâne muhtâlen fehûrâ. Hiç şüphe yok ki Allah Teala kendini beğenen, böbürlenip duran kişileri sevmez. Kibir insanoğlunu alçaltır. İnsanı yükseltecek olan tevazudur ya. Allah aşkına ya. İnsan bir bakmaz mı neden yaratıldığına ya? Bir bakmaz mı ya? Meniden yaratıldık. Söyleyelim onu. Tamam Hanefi'ye göre meni temizdir. Ama Şafii'ye göre pistir. Ya böyle bir şeyden yaratıldın sen. Neyin kibrini yapıyorsun? Kime yapıyorsun sonra ya? Böbürlenmek, fakırlanmak. Ne bu ya Allah aşkına? Bunlar Mevla Teala'nın sevmediği şeylerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından olmayan şeylerdir. Dolayısıyla o kibrine kapılıp da sakın ha komşularına yanlış işler yapma. Onlarla iyi geçin. Sonuç olarak her Müslüman komşusunun durumunu dikkate almalıdır. Eğer biz Allah ve Resulü tarafından sevilmek istiyorsak ki istiyoruz, kim istemez bunu? O zaman komşularına iyilikte bulun. Onlara kötülükte bulunma. Ama bazen ihtiyaç olur ki bir şeyler ifade etmek istersiniz onlara. Onu da güzellikle ifade edin. Sakın yanlış ifadeler kullanmayın. Ne kadar haklı olursanız olun, komşunuzu kıracak olan ifadelere meyletmeyin. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebil rabbik. Rabbinin yoluna davet et diyor Allah Teala. Neyle? Bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Hikmetle ve güzel öğütle. İnsanlara bile nasihat ederken alttan alacaksınız. Şimdi bu ayet-i kerimeyi okuyunca gel de bizim cemaatin eşkilerinden biri çok alim diye çok alim. Efendi Hazretlerinin hafızlıkta da arkadaşı idi, arabiyatta da arkadaşı idi. İhsan Efendi. O da bizim köyden. Efendi Hazretlerinin gerçekten çok samimi arkadaşı çocukluğundan beri. Birlikte hafızlık yapmışlar, birlikte Arapça okumuşlar Dursun Efendi'den. Sonra birlikte İstanbul'da yine vazifeler yapmışlar. O İhsan Efendi, Efendi Hazretleri Kuddüsesi ruhu, burada olmadığı zaman da pazar sohbeti Nişanca Camisi'nde yapılırdı. Sohbeti İhsan Efendi'ye yaptırırdı. Hadisçi idi, alanı hadis idi, hadis-i şerifler. Bir gün sohbet ediyor orada. Pazar sohbeti yapıyor. Bir de bizim Efendi Hazretlerinin latife yaptığı tek ihvanı Hurşit amca. Belki ismini duymuşsunuzdur.
Ben kendisiyle çok beraber oldum. Hurşit amca vardı. İsmail Ağa Camisi'ni her gece en erken açan, en erken gelen kişi. Hurşit amca dediğimiz bu. Bu böyle 3 gün 5 gün değil ha. Ömrü boyunca. Böyle bir adamdı. Geceleri ayaktaydı yani hep. Bu Hurşit amca alim değil. Bir ayet bir hadis. Bildiği zaten bu. Ama bunları da çok güzel anlatır. Ne kadar? Böyle bir 10 dakika. Daha fazla yok. Hatta Rize'de ben talebeyken gelmişti, bir cenazeye gittik. Rasul Hoca sohbet ediyor cenazede. Çıkmadan önce sohbete dedi ki Rasul Hoca'ya, ya hoca dedi, bir evladı gibiydi Rasul Hoca onun. Sohbetin sonunda İstanbul'dan da bir hoca kardeşimiz geldi. Size birkaç şey söyleyecek, yorgundur, kısa olacak de. Çünkü 10 dakikadan fazla konuşamıyor zaten. Ama o 10 dakika nasıl bir 10 dakika biliyor musunuz? Anlatayım anlayacaksınız. Hakikaten Rasul Hoca sohbeti bitiriyor, aynen öyle dediği gibi söylüyor. Ve Hurşit amca kürsüye çıkıyor. 10 dakika sürmüyor hakikaten. Ama kürsü yere inecek yani. Öyle muazzam bir konuşuyor ki 10 dakika. Sonra iniyor kürsüden. Rasul Hoca da biraz önce inmişti o kürsüden. Herkes bu Hurşit amcanın etrafında. Başlıyorlar soru sormaya. E hoca değil ki mübarek. E buradan da çıkması lazım. Ne yapıyor? Evladım Rasul. Evladı gibiydi hakikaten. Bu arkadaşlara cevap ver. Ben yorgunum diyor. Çok samimiyet vardı burada ya. İhvan arasında muazzam bir samimiyet vardı. Allah Teala tekrar tesis eylesin ya. Amin. Ne diyeyim? İhsan Efendi kürsüden anlatıyor. Konusu emri bil maruf. Hani şimdi ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'udatil haseneti diyoruz ya ayet-i kerimede. Okuduk onu. Emri bil marufu anlatırken İhsan Efendi bu konulara giriyor. Diyor ki emri bil marufa çıkan kardeşlerimiz çok ama çok dikkatli olsunlar. İnsanlara çok yumuşak davransınlar. Vakit daraldı. Biraz sonra bir ayet-i kerimede Mevla Teala Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderiyor. Hem de kaç defa? Fekûlâ lehu kavlen leynen diyor Allah Teala. Ona yumuşak söz söyleyin. Öyle kaba sözler söylemeyin. Firavun'a ya. Şimdi diyor İhsan Efendi. Sakın ha. Geçen pazar bir köye gittim. Sakarya'da. Orada bana bir hadise anlattılar. Oradakiler dediler ki, ya hocam dediler, sen maşallah ne güzel Halim Selim anlatıyorsun bize de. Buraya geçen hafta bir grup daha geldi. Minibüsle çay ocağına biraz uzak bir yerde durdular, indiler. Bir baktık çay ocağından, aman Allah'ım, cennetten insanlar geldi dedik. Hurşit amca önde. Hurşit amcanın boyu neredeyse 2 metre. Çok temiz giyinir. Çok temiz ama. Efendi baba, Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhu'ya da sima olarak çok benzerdi. Belki de Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu onu onun için biraz daha fazla severdi. Öyle görünce çay ocağından komple fırladık. Bunlarla bir görüşelim, konuşalım hemen. Daha gelmeden onlar. Gittik diyor, tam hoş geldiniz diyecektim diyor. O boylu poslu olan bir arkadaş vardı onlarda. Hurşit amcadan bahsediyor adam. Anlıyorum tabii İhsan Efendi hemen. Ben daha bir şey demeden çenemi tuttu, şöyle salladı beni. Nerede sakal? Allah Allah. Böyle emri bir maruf mu olur dedi ya. Hurşit amca da mübarek. Tam kürsünün karşısında bir direk var nişancada. Ona yaslanır otururdu. Yaşlıydı tabii. Tabii ki onu kastettiğini anladı. Kendisi kastedildiğini anladı. Kalktı ayağa Hurşit amca. Vallahi gideceğim. Rizeliydi. O arkadaşlardan helallik alacağım dedi. Hakikaten sohbetten sonra çok samimiydi çünkü. Rica etti bir kardeşimizden, gitti oraya adamlardan helallik alıp geldi. Ya samimiyete bakın ya. Tamam kabahat kusur var ama telafi etmek de var. Bunu gitti yaptı ha. Onun için hakikaten
emri bil marufta bulunacak olan kardeşlerimiz çok ama çok dikkatli olmalı. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Bismillah. Ud'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'uzatil haseneti. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et insanları. Ve gâdilhum billeti ahsen. Eğer onlarla bir mücadele tartışma yapıyorsan en güzel şekilde bunu yap. Kırma kimseyi, dökme kimseyi. İnne rabbeke hu a'lemu bimen zalle an sebil-i. Hiç şüphe ki Allah Teala kendi yolundan sapanları bilir. Hu a'lemu bil muhtedin. Hidayette olanları da bilir. Mevla her şeyi bilir. Gizli gizli bir şeyler yapıyor insanlar. La yapsan ne olur? Allah biliyor ya. Allah biliyorsa insan bilmiş bilmemiş ne önemi var? Çünkü yarın ahirette hesabı soracak olan kim? Allah, insan değil. Dolayısıyla ne yaparsan yap, Allah beni görüyor. Onu düşünerek yap. Allah görüyor her şeyi. Her şeyi de biliyor. Mevla'ya gizli hiçbir şey kalmaz. Peki. Var daha dersimiz uzun. Bunu inşallah önümüzdeki hafta da yapacağız. Ondan sonra da bir umre işimiz var. Ama önümüzdeki hafta inşallah bu dersi yapacağız. Allah nasip ederse bunu devam ettireceğiz inşallah. Mevla Teala hakikaten dünyada bulunduğumuz süre içerisinde Allah'ın rızasını gözeterek yaşamayı hepimize nasip eylesin. Gerçekten Allah'a kul olmak için, Allah'ın dinini hakkıyla yaşamak için bulunuyoruz bu dünyada. Mevla Teala bunu bizlere nasip eylesin. Pişman olanlardan değil, kazananlardan eylesin bizleri Rabbim. Yarın ahirette her şey sual edilecek bize. Her şey sorulacak. Yaptığımız her şeyin hesabını vereceğiz. İyi sene mutlu bize. Ya Rabbi kötülere kaydırma bizi ya Rabbi. Gönlümüzü kötülere meylettirme ya Rabbi. Kötülerle beraber etme bizi ya Rabbi. Şu an Filistin'de mücadele eden kardeşlerimize sabırlar, ikram ve ihsan eyle ya Rabbi. Hakikaten Mevla Teala'nın mel'un dediği bir milletle mücadele ediyorlar. Çok mel'un bir millet hakikaten. Onlarla mücadele ediyorlar. Mevla Teala onlara zaferi nasip eylesin. İnanın çok dua edelim. Her namazdan sonra ilk yapacağımız dua bu olsun. Oradaki kardeşlerimizin huzur ve selamete ermesi olsun. Orada İslam'ın galip gelmesi olsun. Müslümanların galip gelmesi olsun. Mevla'dan hep bunu isteyelim. Allah Teala hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.